Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadınlar. Biz isterdik ki bugün sizinle böyle üzücü veriler paylaşmayalım. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini konuşmayalım da gerçekten özgürlüğümüzün tadını çıkaralım, kutlayalım. Ama ne yazık ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri. Değerli dostlar, geçtiğimiz yıldan 8 Mart 2023'ten bugüne kadar tam 338 kadın cinayeti, 248 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Biz bu siyasi iktidarın aksine bütün verileri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz ki çözümü doğru bulabilelim, verileri analiz edebilelim ve gerçek çözüm yolunu uygulayarak bu sorunu kökten ortadan kaldırabilelim. Kadınların nerede öldürüldüğü sorusunun yanıtı. Geçtiğimiz 8 Mart'tan bu 8 Mart'a 338 kadından 212'si evlerinde öldürüldü. Bunun yanı sıra sokakta öldürülen, iş yerinde öldürülen ya da nerede öldürüldüğü, nasıl bir mekanda öldürüldüğü tespit edilemeyen kadınlar var. Fakat çok büyük bir kısmı kadınların evlerinde öldürüldü. Ve kim tarafından öldürüldü? Buna baktığımızdaysa şunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. 338 kadının 134'ü evli olduğu erkek tarafından, 47'si birlikte olduğu erkek tarafından, 36'sı eskiden evli olduğu erkek tarafından, 17'si ise eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüş. Bunların yanı sıra babası, kardeşi, oğlu ya da bir tanıdığı tarafından öldürülen kadınlar da var. Yalnızca iki kadınsa hiç tanımadığı kişiler tarafından öldürülmüş. Tabloya baktığımızda şunu görüyoruz. Kadınlar çoğunlukla evlerinin içerisinde öldürülüyor ve en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar. Aslında bu iktidar bütün kazanımlarımızı sanki kendisi bize bir altın tepside sunmuş gibi anlatmaya çalışıyor. Fakat biz biliyoruz ki her ne kazandıysak Medeni Kanun'dan 6284 sayılı kanuna kadar, her ne kadar imza çekilmiş olsa da İstanbul Sözleşmesi'ne kadar bu topraklarda eşitlik için, özgürlük için mücadele eden bütün kadınların kazanımlarıdır bunlar. Koca bir kadın hareketinin kazanımlarıdır. Ve 8 Mart gününde biz de onlara bir haber vermiş olalım. Bizim bu kazanımlarımızdan geri bir adım atmaya, asla vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Evet, öldürülen bütün kadın arkadaşlarımız, 338 kadın, 8 Mart'tan beri hayatını kaybeden bütün kadınlar, her biri eşitlik ve özgürlük için mücadele eden kadınlardı. Kendi hayatlarına kendisi karar vermek isteyen, yolunu kendisi çizmek isteyen kadınlardı. Ve iktidar bu kadınların niye öldürüldüğünü açıklayamasa da, yok saymaya çalışsa da, biz biliyoruz ki bu kadın arkadaşlarımız kendi hayatlarına karar vermek için, istedikleri için, eşitlik istedikleri için, özgürlük istedikleri için öldürüldüler. Ne yazık ki hayatını kaybeden kadınlar arasında Mersin'de öldürülen Merve Gül arkadaşımız da vardı. Merve Gül bütün kadınlar adına bu mücadeleyi yürüten, bütün kadınların kurtuluşunu isteyen ve bunun için mücadele eden yol arkadaşlarımızdan birisiydi. Birlikte yol yürüdüğümüz bir arkadaşımızdı. Ve ne yazık ki boşandığı erkek tarafından hayatını kaybetti. Bugün aramızda Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken bizimle birlikte, Özgecan Aslan'ın kuzeni Karanfil Aslan bizimle birlikte. Onlarla beraber bütün kadınlara bir söz vermek isteriz biz. Sevgili kadınlar, korkmayın. Bu iktidar bütün saldırılarına rağmen ellerinden geleni arkalarına koymasınlar, Medeni Kanun'a dokunamayacaklar. 6284 sayılı kanuna dokunamayacaklar. Ve biz mutlaka kadın cinayetlerini durduracağız. Özgürlük yolumuzu kendimiz açacağız. Teşekkürler.